İlahilerde def çalma meselesi. Şimdi Mustafa Bey işin garip tarafı daha önce defalarca bu meseleyle karşı karşıya geldik. Hatta yüz yüze geldiğimiz bile oldu. Tegerete eski binasındayken işte program yapan birisi çıkmış gelmişti. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam o Tala'l-Bedr Aleyna diye başlayan Medine-i Münevvere halkının, Medineli Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman ellerinde deflerle bu irticalen Tala'l-Bedr Aleyna kasidesini irade ettikleri. Evet, zikrediliyor, kitaplarda mevcuttur bu. Bir Peygamber Efendimiz zamanında yapılmış bu. Tamam, Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam işlenmiştir. Yapılmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman hala Müslümanlar içki kullanıyordu, biliyor musun? İçki kullanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane içkiyle alakalı ayet-i kerime var. 3 tane. Birisinde mesela içkinin faydalar ve zararları anlatıldığı gibi, ikincisinde sarhoşken namaza yaklaşmayınız buyuruldu. 2. ayet-i kerimede. Ondan sonra 3. ayet-i kerime geldi. Nazil oldu. Ve son gelen ayet-i kerime diğer 2 ayet-i kerimenin hükmünü yürürlükten kaldırdı. O ayet-i kerimelerin metni Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Okuyoruz da. Ama hükümleri yürürlükten kaldırıldı son ayet-i kerimeyle beraber. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh, yani ayetlerin nasih, nesede yürürlükten kaldıran, mensuh yürürlükten kaldırılmış olan demektir. Hadis-i şeriflerde bile var bu. Mekke-i Mükerreme'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu bir hadis-i şerif, Medine-i Münevvere'de aynı şekilde başka bir hadis-i şerifler nesedilmiştir, yürürlükten kalkmıştır o. Allah-u Teala bildirmiştir onu. Dolayısıyla mesela tesettür emri de Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret buyurduğu zaman hanımlar gelirlerdi Resulullah Efendimiz'e. Yani kadınla erkeğin görüşmesi, konuşması, oturması, kalkması, o konuda herhangi bir yasak da söz konusu değildi. Hanımlar geliyordu, hem de açık saçık geliyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buna aynı şekilde şey yapıyordu, celalleniyordu. Öfkeli bir zattı zaten. Kadınlar da Hazreti Ömer'in bu yapısını bildiği için Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü huzurundayken hemen toparlanırlar ve çekerler giderlerdi. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah bunlara izin vermeyin, gelmesin diye arz ettiği zaman Resulullah Efendimiz, ben kendi görüşmeye veyahut da düşünceme göre hareket edemem. Rabbim bildirirse aynı şekilde bildiririm. O zaman açık saçık gelmesinler. Ona da karışamam ben buyurdular. Çünkü dinin sahibi Allah-u Teala. 10 sene tesettür ayet-i kerimeleri nazil oldu. Ondan sonra bir kadın 18 erkekle, bir erkek 18 kadınla görüşebileceği bildirilen ayet-i kerimeler nazil oldu. Hükümler. Dolayısıyla çalgıyla alakalı olarak da def, davul, ondan sonra diğerleri de dahil olmak üzere onlar da aynı şekilde Medine-i Münevvere'de sonra nazil oldu. Ondan sonra bildirildi. Hadis-i şeriften ondan sonra bildirildi. Şimdi adam kalkıyor diyor ki Peygamber Efendimiz zamanında yapılmış. Peygamber Efendimiz zamanında başlangıçta içki de içiyordu. Sen de içiyor musun? Kadınlar açık saçıktı, işte bazı mezhepsiz ve zındıklar diyor ya, işte bunu sonra hocalar kapattı falan. Ne alakası var? Başlangıçta emir gelmemişti ki. Din Allah-u Teala'nın tedirici olarak geldi. Kur'an-ı Kerim'in inişi 23 sene sürdü. Hepsi bir anda inmedi. Hükümlerin hepsi bir anda bildirilmedi. Tedirici olarak bildirildi. Yani kademeli şekilde bildirildi bunlar. Ve o toplum alıştırılarak ondan sonra gelen Müslüman olan bu hükmü bütünüyle aynı şekilde kabul edip onun amel etmesi gerekir. Onun için efendim def de dahil, ilahilerde diğer çalgılar dahil hiçbirisi caiz değildir. Haramdır, günahtır. Hatta ilahilere çalgı karıştırmak imanı tehlikeye sokar. Küfürdür. Ama efendim herkes yapıyor. Doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Herkes toprağın altına girecek. Herkes toprağın altına girecek. Yapan da yapmayan da. Ona muhalefet eden de, onu destekleyen de. Herkes toprağın altına girecek ve orada hesaplaşacağız. Doğru mu, yanlış mı? Ak mı, kara mı? O zaman belli olacak. Ben Balıkesir Gönen'de vazife yaparken orada bir tabir kullanırlardı. Turp elle mi çıkar, belle mi çıkar diye. Sık sık kullanırlardı. Turp elle mi çıkar, belle mi çıkar? Görürsün turp elle mi çıkar, belle mi çıkar? O zaman öğrenirsin. Toprağın altına girince ak mı, kara mı, Hanya mı, Konya mı öğrenirsin. Bu Hanya, Konya kelimesini de biz böyle kafiye olsun diye söylenir değilmiş o. Moray Yarımadası'nda aynı şekilde bir yermiş o Hanya. Dolayısıyla efendim ilahide de olsun. Düğünlerde ona izin verilmiş. Davula, defe ona izin verilmiş. Ama ilahilerde caiz değil efendim.